Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir, iyisinizdir, her şey yolundadır. Ben de her şey yolunda, gayet iyi. Bu videoyu çekmek zorundaydım. Çok fazla soru geldi. Özelden de geldi, Instagram'dan, DM'den de geldi fazlaca. Ayrıyetten de fark ettim ki bir süre sonra artık aynı sorular sürekli dönmeye başlıyor. Yorumlar okunmadan tekrardan sorular soruluyor. Bu videoyu ara video olarak çektim. Asıl çekmek istediğim videoyu dün başlamıştım. Fakat kargo beklemek zorunda kaldım bazı nedenlerden dolayı. Bir şey demeyeyim o video hakkında. Uf, yani güzel oldu en azından benim için. Umarım kargo geldikten sonra videoyu tamamlarım ve sizler de beğenirsiniz. Devamı da gelir gibi duruyor. Pek bir şey demek istemiyorum ama videoyu yüklemeden önce. Güzel bir video oldu. Neyse hemen geçelim. Ben Zamis'in hakkında sizin sorularını sorduğunuz sorular yorumlara bakacağım. Cevaplayacağım. Tekrardan cevaplayacağım. Hani hiç diğer videoyu izlemeyen arkadaşlar da olabilir. Direkt bu videoyu gören arkadaşlar da olabilir. Ona göre bu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Kafamda şey vardı, hani sıra sıra gideyim diyordum. Kendi sıramı oluşturarak gideyim diyordum ama sanırım yorumların sırasına göre gitsem daha iyi olur. Öyleyse başlıyorum. Karıştırdıktan sonra hep buzdolabında mı kalacak demiş Mücahit. Evet, hep buzdolabında kalacak karıştırdıktan sonra. Çünkü içine etiler koyulduğundan dolayı eğer oda sıcaklığında tutarsanız alkolden ötürü bozulacak. Kremi karıştırmadan önce oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra kesinlikle ama kesinlikle buzdolabında bitirene kadar saklanacak. Usta bu üründen sakal ve tüy köklerine zarar veriyor mu? Yani ileride sakal çıkmasına bir problem oluşturur mu? Herhangi bir problem oluşturmaz ki altta da birkaç yorumda da şey demiş bir arkadaş. Benim sakalım falan çok azdı, az gibi. Yani ona benzer bir şey söylemiş. Fazla çıkmaya başladı diye. Yani öyle bir etkisi de yok, fazla da çıkarmıyor. Çıkarmama gibi bir etkisi de yok. Tek bir etkisi var. Tüyleri ağırlaştırıyor. Yani beyazlaştırma deniyor ama aslında beyazlaştırmıyor. Sarartıyor tüyleri. Bence bu güzel bir şey. Tamamen sapsarı bir tüy de olmuyor. Yani hafif böyle sararıyor. Kremi sürdükten sonra yüzümüzü yıkıyor muyuz? Kremi sürmek için aslında kremin sürme talimatı şu şekilde. Hemen bu da bayağı bir geniş yani tek yorumla bitirilmeyecek bir anlatım. Arkadaşlar kremi aldınız önünüzde. Bunu akşam yatmadan önce sürüyorsunuz yüzünüze. Yıkamıyorsunuz. Kurumasını bekliyorsunuz. Kuruduktan sonra da o şekilde uyuyorsunuz. Sabah kalktığınızda yüzünüzü yıkıyorsunuz. Neden böyle yapılıyor? Bu kremi neden ben gece yatarken kullanıyorum? Çünkü krem güneş ışığına maruz kalmamalı. Eğer kalırsa yüzünüzde kırmızı izler oluşur. Ha, geçiyor mu? Geçiyor ama siz neden hani iyileştirmeye çalışırken yüzünüzü tahriş edesiniz? Hemen geçtim. Başka. Bana da doktor vermişti ama eczacı hiç buzdolabına koy falan demedi. O siz eczacının sorunu. O eczacının eksiği daha doğrusu. Çünkü içinde de yazıyor. Hemen ben şunu göstermek istiyorum. Şöyle adamlar yaparken kullanım talimatları nasıl karıştırılır? Karıştırıldıktan sonra ne yapılır? Buzdolabına mı saklanmalı falan filan diye bayağı yazmışlar. Tabii bunu okumadıkların, yani bunu okumayan arkadaşlar olduğu için böyle soruların sorulması gayet normal. Ne alırsanız alın, şunun içinden çıkan kağıtları biraz göz gezdir. Sonra beyazlatıcı etkisi varmış. Ben koltuk altı için beyazlatıcı krem arıyordum. Bunu kullanabilir miyim? Ve ayrıca falan. Hayır, bunu kullanmanız doğru değil bana göre. Asla doğru değil. Beyazlatıcı etkisi sadece bir yan etki diyebilirim. İyi bir yan etki olabilir. Fakat beyazlatma için de özellikle koltuk altı gibi hassas bir bölgeye sürülmesini asla önermem. Değil önerme, mevzubahis bile olamaz bunun konuşması. Arkadaşlar bu yorumu okurken de söyleyeyim, birkaç kişi daha atmıştı. Özelden de atan vardı. Yüzünüzü beyazlatmak için bu kremi kullanmanız doğru değil. Çünkü bu krem eğer yüzünüzde herhangi bir problem yoksa bir süre sonra tahriş etmeye başlar. Çünkü kurutucu bir etkisi var. Fazlaca kurutuyor. Ondan dolayı ben önermiyorum. Hani kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi bir şey olur. Yapmayın öyle şeyler.
Ayrıca esmerseniz esmer olarak kalın. Beyazsanız da zaten beyazsınızdır. Daha da beyazlamaya çalışmayın. Sarıysanız sarısınız falan filan. Herkes kendi renginde güzeldir. Ha işte bak dediğim şu. Ha bir de sakal ve bıyıklarım bayağı arttı. O yüzden olabilir mi? Tıraş olduktan sonra daha çok çıkıyor galiba. Değil tabii ki de. Bu sakal ve bıyığı beslemiyor bu krem. İlla doktor mu vermesi gerekiyor yoksa eczaneye sorduğumuzda verebiliyorlar mı? Evet verebiliyorlar. Herhangi bir şekilde reçete zorunluluğu olmadan satılan bir ilaç. Alabilirsiniz herhangi bir problem olmadan diğer kremler gibi. Ücreti de bunu okumadan önce ücreti de arkadaşlar değişkendir. Hani bunu internetten de bakabilirsiniz. Benzemesin fiyatı nedir diye sürekli güncel olarak bazı siteler yayınlıyor. Fiyatı en son baktığımda 46 liraydı. Ben bunu ister 46 liraya da alabilirim isterse sadece bunu cildiye yazıyor. Sağlık ocağına yazdıramazsınız ya da herhangi bir şekilde alanda başka uzman doktorlar yazdığı zaman bunu eczane vermiyor. Cildiyeden de yazdırdığınızda reçete parasını zaten devlet ödüyor. Farkı da devlet ödüyor ama sizden ayrıyetten 15 lira fark alınıyor. Yani 15 lira reçetede 5 lira desen 20 lira oluyor. Hani 46 yerine 20 lira vermiş olursunuz. Ha gittiğinizde de birkaç tane daha krem yazdırırsanız daha da ucuza getirmiş olursunuz benzemesini. Yorum okumayayım da çok fazla yorum var. Benim kremim pütürtülü oldu, bozuk oldu. Ya ben o videoda gösterirken krem gerçekten pütürtülü değildi. Hani krem çok fazla birbirinden ayrıktı, çözülmemişti etil alkolün içerisinde. Parça parça duruyordu krem. Onun için ben çektim. Zaten krem tamamıyla pürüzsüz olmuyor. Ben pürüzsüz yapmak için de çok fazla karıştırıyorum. Öyle böyle değil. Her kullanımdan önce karıştırıyorum. Ha, eczacılar falan der hani bunu bu kadar karıştırmaya gerek yok. Pütürtülüdür zaten diye. Tamam pütürtülü de kullanabilirsiniz. Fazla da pütürtülü olur. Krem zaten diğer krem kıvamlarında değil arkadaşlar. Onu da belirteyim. Tekrardan diyorum. Benim demek istediğim kremin çözülmemiş olması. Pütürtülü de değildi hani. Videoya dönüp bakarsanız oradaki fotoğrafı görürsünüz arkadaşlar. Ciddi anlamda çok kötüydü o. Sadece onu demek istedim. Zaten iki tane öyle çıktı. Bir tane çıktığında seri olarak çıkmıştı. Hani eczacıya gelen tüm serideki benzemesinden bu şekildeydi, kötüydü. Diğerleri de bir tane çıkmıştı. Sonra değiştirdi. Bir problem olmadı arkadaşlar. Abi yüzünde sivilce lekeleri olmayan biri yüzü güzelleştirmesi için bu kremi kullanabilir mi? Yüzünde sivilce lekeleri olmayan birisi eğer çok hafif beyaz noktaları, pütürtüleri varsa kullanabilir. Krem ekstradan dümdüz yüzü hiçbir şekilde güzelleştirmiyor. Amacı zaten yüzü düzeltmek, dümdüz yapabilmek. Estetik bir etkisi yok. Beyaz noktalar var bir sürü. Bunu kullansam geçer mi? Beyaz noktalar için ben benzerini öneriyorum. Onu da çekeceğim. Bitti benim. Aslında yeni çekmek için yeni almam gerekiyordu. Emdekinin bitmesini bekledim çünkü onu da kutusunun içeriği 3 tane şişeden oluşuyor arkadaşlar. Onu da çekeceğim. O da beyaz noktalar için birebir. Buradan da onun haberini vermiş olayım. Herhangi sonradan oluşacak bir zararı yok umarım demiş Aybüke. Sonradan oluşacak yani ciltte oluşturacak bir şey yok. Fazlaca kurutuyor. Zaten cildiniz sivilce çıkıyorsa muhakkak yağlıdır. Yani kuru bir ciltte sivilce çıkması da biraz ciltten ziyade hani vücutla alakalı problemlerden dolayı çıkıyordur. Onun dışında kurutuyor. Güneşe çıkmadığınız sürece cildinizde herhangi bir şekilde bir probleme sebep olmuyor. Kurulukta zaten kullanmayı bıraktıktan sonra 2 gün içerisinde geçiyor. Tekrardan bir problem olmuyor. Kardeş yağlı cilde uygun mu bu? Tam da bu noktada cevap vermiştim zaten. Buradan da sormak isteyenlere tekrardan cevap vereyim. Asıl yağlı ciltler için gerçekten uygun. Hem kurutuyor, 100 kere diyeceğim kurutuyor. Hem de cildinizi bayağı iyi yapıyor. Tamamıyla yağlı ciltler için uygundur ama yağlı bir cildiniz varsa da eğer Sebamed videosunu izlemenizi tavsiye ederim.
bunu okumak istiyorum. Böyle sorular geldiğini gerçekten tahmin etmiyordum bu videoyu çekerken. Fazlaca egzotik sorular, egzotik sorular geliyor. Elimizle mi yoksa o karıştırma çubuğu ile mi sürmeliyiz? Bir de burun bölgesine sürülür mü, hassasiyet olur mu? Şimdi bizim burnumuzda herhangi bir hassasiyet noktası olduğunu sanmıyorum. Tek yüzümüzdeki hassasiyet noktası aslında iki tane diyeyim. Dudaklarımız, bir de göz çevremiz. Gözüme soktum. Göz çevremiz arkadaşlar. Onun dışında yani neden karıştırma çubuğu? Bak, karıştırma çubuğuyla neden hani yüzüne süresin onu? Hani zaten yüzüne sürüyorsun, hani eline bulaşsa ne olur? Bilmiyorum, hani farklı sorular bunlar. Ben hiç düşünmüyorum böyle soruları. Yani isterseniz çubukla sürün, isterseniz bilmiyorum eldiven takın sürün. Sürün de yani siz yüzünüze. Öyle. Burnunuza da sürün zaten, burun içinde arkadaşlar birebir. Bunu kullanırken su bazlı bir nemlendirici kullanmak gerekirmiş. Önerebileceğiniz var mı? Şimdi ben bunu kullanırken nemlendirici kullanmıyorum. Zaten bunun amacı cildimizi kurutmak. Eğer sivilceniz varsa, bir de üstüne nemlendirici sürüyorsanız, yani hiç kullanmayın bu kremi, daha iyi. Yani biraz o şeyi çekmeniz, yani o acıyı ya da sorunu diyeyim çekmeniz gerekiyor. Ayrıca bunu kullanırken de yüz mimiklerinize dikkat edin, fazla kırıştırmayın. Kuru olan bir ciltte iz kalması çok daha rahat, çok daha çabuk oluyor. 3 gündür kullanıyorum, hiç kızarmadı. Bugün kullandım, yüzüm aşırı kızardı. Duş öncesi çıkardım, neden olabilir? Şimdi aslında yüzünüzü kızartması gerekiyor, ne yalan söyleyeyim. Yüzünüz kızardığı için aslında yakabiliyor. Yaktığı için bana göre iyi. Çünkü gözenekleriniz açık ve sivilceleri iyileştiriyor. Hani o gözeneklerin içerisine kadar giriyor, nüfuz ediyor. Onun için ben bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ha, baktınız çok fazla kızarıyor ve bölgesel izler kalıyor, geçmiyor ertesi güne. Kullanmayın arkadaşlar, doktorunuza gidin. Çünkü o tür etkiler yan etkilerinde yazıyor. Ama ben kullandığımda yüzüm kızardı. 2 gün sonra geçti. Ben de bu süre içerisinde yüzüme çok fazla sürdüğüm için kızarması normal olarak gördüm. Daha sonrasında biraz ara verdim. Eski haline geri döndü. Devam ettim. Bir problem olmadı. Ayrıca arkadaşlar, bu kremi sürdüğünüzde de nemlendirici kullanmayın dedim ama nemlendirici yerine yüzünüz çok kızarıyorsa eğer hametan kullanın arkadaşlar. Onu da hani bir gün sürün, bir gün sürmeyin dedim ya arkadaşlar. Bir gün benzamisini sürün, ertesi günü hametanı sürün yatın. Bir gün benzamisini sürün, ertesi günü yine hametanı sürün yatın. Çünkü hametan yüzünüzdeki neredeyse kızarıklıkların %80'ini falan, %90'ını alıyor, yok ediyor. Güzel bir krem o da. Bahsetmiştim zaten diğer videolarda da. Arkadaşlar, umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Başka da bir soru gelir mi bilmiyorum ama bayağı gelir ya soru gene de. Farklı sorular gelebilir yani, hiç emin değilim. Başka da çok soru vardı da şimdi hepsini okumak istemedim. Hani herkesin düşünebileceğini düşündüğüm soruları okudum, cevapladım arkadaşlar. Güzel krem, tekrardan söylüyorum. Kullanın, asla çekinmeyin. Acaba falan demeyin. Hani hiç yoktan gene de hani hiç olmasa bile kullanın ya. Ben etkisini görebileceğinize inanıyorum. Gerçekten çok iyi olacağına da inanıyorum. Umarım sorunlarınızdan bir an önce kurtulursunuz. Böyle arada benim gibi tek tük çıkar. O da çıkmasın hatta. Benimki biraz stresten çıkıyor ama. Öyle arkadaşlar. Bu bir ara videoydu. Bunu çekmem gerçekten gerekiyordu. Diğer videomda umarım kargo gelirse hemen o gün yayınlayacağım. O da eğlenceli, güzel bir video oldu benim için. Çok yorucu bir video oldu. Öyle arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Sivilcesiz günler diliyorum size. Hatta sivilcesiz bir hayat diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim.